elimizden aldığımız 220 volt aslında maksimum değeri 310 volt olan sinüs formunda bir gerilimdir. Peki nereden çıkıyor bu 220 volt? Alternatif gerilim jeneratörlerde döner manyetik alanın faz bobinlerini keserek bu bobinler üzerinde gerilim indüklemesi şeklinde üretilir. Döner manyetik alanın bobinler üzerinde gerilim indükleyebilmesi için bobinleri dik bir şekilde kesmesi gerekir. Dairesel hareket 0 ila 360 derece arasında değişen bir açıya sahiptir. Bu açının sinüs bileşeni bobinleri dik kestiği için indüklenen gerilim sinüs dalga formundadır. Sinüsoidal gerilimde gerilimin değeri sıfırdan başlayarak maksimum noktasına kadar artar. Maksimum noktasından sonra bu değer azalarak sıfır olur. Bu sinüsoidal gerilimin artı alternansını oluşturur. Daha sonra gerilim yön değiştirir ve bu sefer eksi yönde değeri artarak eksi maksimum değerine ulaşır ve yine değeri azalarak sıfırlanır. Bu da sinüsoidal gerilimin eksi alternansını oluşturur. Artı ve eksi alternanslarda gerilim dolayısıyla akım yön değiştirir. Artı alternansta akım fazdan alıcıya, oradan nötre doğru akarken eksi alternansta bu sefer nötrden yüke ve oradan faza doğru geçiş yapar. Bu olay saniyede 50 kere tekrarlanır. Bu nedenle şehir frekansı 50 Hz'tir. Alternatif akımda faz kavram videomda bu konuyu detaylıca anlattım. Sorumuza geri dönecek olursak, 220 volt ne? 220 volt tepe değeri artı ve eksi 310 volt olan ve devamlı değişen şebeke geriliminin efektif değeridir. Gerilim ve akım için efektif değerden bahsedilir. Efektif ya da diğer kullanılan tabiriyle etkin değer, alternatif gerilim ve akımın iş yapabilen karşılığıdır. Şöyle örnek verecek olursak, 10 litre ve 10 santigrat derecede suyumuz var. Bu suyumuzun içerisine bir ısıtıcı koyuyoruz ve ısıtıcıya önce sinüsoidal alternatif gerilim veriyoruz. Alternatif gerilimde ısıtıcı 10 litre suyu 10 dakikada 10 santigrat dereceden 20 santigrat dereceye çıkarıyor. Daha sonra bu ısıtıcıya doğru gerilim uygulanıyor. Doğru gerilimde de yine 10 litre 10 santigrat derecedeki suyu 10 dakikada 20 santigrat dereceye çıkarıyor. Yani hem alternatif hem de doğru gerilim verildiğinde ısıtıcı aynı işi yapıyor. Aynı işi yapan alternatif gerilimin doğru gerilim karşılığı alternatif gerilimin efektif değeridir. Voltmetre ve ampermetreler efektif değeri gösterirler. Peki efektif değer nasıl hesaplanıyor? Gerilim olarak U efektif karekök içerisinde 1 bölü T sıfırdan T'ye U kare DT yani gerilimin karesinin integralinin kareköküdür. Akımda da aynı şekilde I efektif eşittir karekök içerisinde 1 bölü T çarpı sıfırdan T'ye U kare DT. Niye integral ve niye karesinin karekökü? İntegral bir zaman aralığındaki değişim miktarını verir. Alternatif gerilim ve akımda bu değişim artı ve eksi yönlü olduğu için bu değişimin ortalaması karekök ortalama ile bulunur. Peki bunun daha kolay bir hesabı yok mu? Sinüsoidal gerilimde ve akımda bu hesap U efektif eşittir 0,707 çarpı U maksimum, I efektif eşittir 0,707 çarpı I maksimum şeklindedir. Burada maksimum değer sinüsoidal gerilim ve akımın artı ve eksi alternansta aldığı en büyük değerdir. 0,707 sayısı 1 bölü karekök 2'den gelmektedir. Gerilim ve akım kaynağımız eğer üçgen dalga şeklinde olursa efektif değer maksimum değeriyle 0,577'nin çarpımı şeklinde olacaktır. Kare dalgada ise efektif değer maksimum değere eşittir. Alternatif gerilimde ve akımda bir de ortalama değerden bahsedilir. Ortalama değer alternatif gerilim ve akımın doğrultulmuş değerinde kullanılır. Ortalama gerilim ve akım formülü gerilimde U ortalama 1 bölü T sıfırdan T'ye U dt yani gerilimin integrali akımda I ortalama eşittir 1 bölü T sıfırdan T'ye I dt akımın integrali şeklindedir. Alternatif gerilimde ve akımda ortalama değer artı ve eksi alternans olduğu için sıfırdır. O nedenle zaman değişimi yarım periyot olarak alınır. Gerilim ve akım kaynağımız sinüsoidal dalga şeklinde olduğundan ortalama değer maksimum değerle 0,636'nın çarpımı ile bulunur. 0,636 sayısı 2 bölü pi'den gelmektedir. Üçgen dalga şeklinde olduğunda ortalama değer maksimum değerle 0,33'ün çarpımı ile bulunur. Sinüsoidal gerilimde maksimum, efektif ve ortalama değer arasında bağlantıları toplu bir şekilde tekrarlayacak olursak U efektif U maksimum çarpı 0,707 ya da U maksimum bölü karekök 2 U ortalama U maksimum çarpı 0,636 ya da U maksimum çarpı 2 bölü pi. U maksimum eşittir U efektif çarpı 1,41 ya da U efektif çarpı karekök 2.
Alternatif gerilim akımda ani ya da bir diğer ismiyle anlık değerden bahsederek videomuzu tamamlayalım. Ani ya da anlık değer, alternatif akım ya da gerilimin belirli bir anda aldığı değerdir. Gerilim için U maksimum çarpı sinüs omega t ile akım için I maksimum çarpı sinüs omega t formülleriyle bulunur. Örneğin maksimum değeri 310 volt olan sinüsoidal gerilimin 30 derecedeki değeri 310 çarpı sinüs 30, sinüs 30 derece 0,5 olduğu için 30 derecede gerilimin değeri 310 çarpı 0,5, 155 volt olacaktır. Bu video da böyleydi. Umarım sizler için yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.